Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramı'nın ilk günü memleketi Antalya'nın Kemer ilçesindeydi. Bayram namazını Kiriş Mahallesi'nde bulunan Kiriş Camii'nde kılan Bakan Ersoy namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaştı. Ersoy kemerin ardından Antalya Valiliği'nde düzenlenen ve Kanal V ekranlarından da canlı yayınlanan bayramlaşma törenine katıldı. Sevgili izleyenler, Antalya Valiliği'nde gerçekleşmekte olan bayramlaşma töreninde canlı yayında karşınızdayız. Gördüğünüz gibi valilik makamında düzenlenmiş olan törene kamu kurum kuruluşlarından müdürler, sivil toplum örgütünden yetkililer, askeri erkan ve gaziler katılmakta diyelim ve şu an konuşmalarımız sırasında gördüğünüz gibi tören devam ediyor. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, MHP milletvekillerinden Abdurrahman Başkan da törene eşlik ediyor. Tebrikleri hep birlikte kabul ediyorlar. Bakan Ersoy ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu valilik binasında gerçekleşen törende asker, polis, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileriyle tek tek tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Ersoy burada Kanal V Haber'e bayram mesajı verdi. Ersoy'un mesajında birlik ve beraberlik ön plandaydı. Var, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. İyi bayramlar. Bayramlaşma törenini ekrana getirdik ama neler söylemek istersiniz bugüne dair? Valimizle beraber çok güzel bir bayramlaşma töreni oldu. Yeni önde gelen yetkilileriyle birlikte. Turizmin başkentinde güzel bir bayram geçiriyoruz. Huzurlu, güvenli, keyifli. İnşallah bütün Türkiye'ye bu olumlu hava yayılır. Bütün Türkiye'de mutlu, huzurlu bir bayram yaşar diye düşünüyorum. Bakan Ersoy her bayram birçok aileye acıyı yaşatan trafik kazalarıyla ilgili de sürücülere biraz daha dikkat uyarısında bulundu. Vallahi artık en büyüğümüzden en küçüğümüze kadar herkes uyarıyor. Çocuklara bile düdük verdiler uyarsın diye. Yani bundan sonra artık söyleyecek bir laf kalmadı. Yani bir saat geç gidecek, bütün hayatını kurtaracak. O açıdan hani kimse şey yapmasın. Heveslenmesin, gereksiz heveslere kapılmasın. En çok dikkatli edilmesi gereken şey o. Çünkü bir anda oluyor, ondan sonra acı kayıplar oluyor. Ölene kadar bazı şeyler oluyor. Çekiyorsunuz, sakat kalıyorsunuz. En çok dikkat edilmesi gereken konu o. Ama her geçen gün kazalar azalıyor Türkiye'de. O da sevindirici bir olay. O duble yolların falan çok faydası oldu. Yani araç sayısı çok artmasına rağmen ölümlü kaza sayısı hızla azalıyor. Biraz daha dikkat edersek zaten hani mutlu sona gelecek Türkiye o sayılar açısından da. Yoğun bir sezon ve bayram dönemi geçirildiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, turizmcilere de iç turizmle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bu sene kabine erken ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız 9 gün olduğunu. Onun da çok faydası oldu otellerin doluluk açısından da. Uzun süreli bir doluluk yakalamış oldu. Tabii bayramdan bayramı diye düşünmüyoruz. Ama Türk insanı için olumlu bir süreç oluyor. Tatil yapma fırsatı buluyorlar. Ama Antalya her zaman dolu. Allah'a çok şükür hani global bir kriz olmazsa Antalya zaten turizmin başkenti. Merkezi artık. O yüzden inşallah bütün sezona yayılmış bir şekilde devam edecek doluluk diye düşünüyorum. Turizmci için Türk misafiri bayramdan bayramı hatırlamasınlar. Sayın Valim'le de onu konuştuk. Türk turizm hareketini de, Türk turisti de desteklemek lazım. Biliyorsunuz kur artışlarından dolayı fiyatlara çok zamlar geliyor. Ama zor günde de Türk turist yanımızda oluyor. O açıdan hani onu belli alıştıra belli periyoda ve zamana yayarak yapmak lazım fiyat artışlarını. Turizmle ilgili benim en önemli söyleyeceğim şu anda bayramla ilgili. Yani bayramdan bayramı düşünmememiz lazım Türk turisti. Bütün sezona yayma çalışmaları Türk turist açısından da devam etmeli diye düşünüyorum.